teşkilatlanmaya bakıldığında bunun başka bir takım devletlerden destek almadan Hocam, yapılamayacağı burası önemlidir. önemli. Yani çünkü o operasyon ve mağara ile ilgili çok soru var. Onu konuşmak isteriz sizinle. Bu arada Ali Çınar da zannediyorum bize katıldı. Ali Çınar, merhabalar. Merhabalar Başık Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Yani birazdan size Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen o mesajın anlamını soracağım. Yani tabii YPG, PKK ile işbirliği ABD'nin hep konuştuğumuz bir boyut. İki ülke arasındaki önemli sorunlardan biri. Değerlendireceğiz bu çerçevede ama önce müsaadenizle bu mağara ile ilgili bir takım detaylar var. Ona bakalım. Fakat Ali Bey aramıza katıldığı için öncelikle şu ABD'nin başsağlığı mesajını getirelim ekranlarınıza. Gara'da 13 sivilin şehit edilmesiyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden açıklama geldi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı diledi. ABD'nin Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan bölgesinde öldürülmesinden üzüntü duyduğu kaydedildi. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz ifadelerine yer verildi. İşte bizim de dikkat çektiğimiz ifade bu zaten, bir koşullu ifade söz konusu burada. Bu ne demek? Bunu konuşacağız birazdan. Ve Avrupa Birliği Türkiye delegasyonuna yapılan açıklamada, delegasyonundan yapılan açıklamada da Irak'ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının PKK tarafından öldürüldüğü, terör saldırısı nedeniyle Büyükelçi Landrut AB Türkiye delegasyonu adına Türk halkına taziyelerini sunar ifadesi kullanıldı. İngiltere, İtalya, Afganistan, Avustralya ve Hollanda gibi ülkelerin temsilcileri de Türk halkına başsağlığı ve taziye mesajı paylaştı. Şimdi Ali Çınar, bu koşullu cümle var ya, yani Amerika Birleşik Devletleri ne kastediyor? Neden böyle bir mesaj yayınlandı ve hani siz nasıl yorumluyorsunuz? Öte yandan ABD'nin meseleye bakışı açısından ne ifade ediyor? Buyurun. Açıkçası dün Dışişleri Bakan Sözcüsü Ned Price'ın bu yazılı açıklaması şaşırtıcı olduğunu söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları eğer Türkiye'ye karşı terör örgütlerinin saldırısından sonra şehit olursa taziye mesajlarını yayınlıyordu. Ama bu tarzda eğer PKK yaptıysa, eğer olduysa tarzında açıklamaları biz ilk defa görüyoruz. Burada Dışişleri Bakanlığı herhalde bugün bir tepki gösterecek diye tahmin ediyoruz ama Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı olmak üzere Türk resmi yetkililerin net olarak PKK terör örgütünün yaptığı bu eyleme karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tarzda cevabı çok hoş olmadı açıkçası. Biz de şaşırdık. Bugün Dışişleri Bakanlığı'nda basın toplantısı olacak. Düzenli yapmaya başladılar. Biz de soracağız. Ancak burada PKK imasının net şekilde verilmemesi tabii ki iki NATO müttefiki arasındaki güven sorununun ne kadar derinleştiğini de gösteriyor. Aynı şekilde Amerika'nın sürekli müttefik ve NATO vurgusu yaparak bu tarz hala YPG, PKK yardımlarına destek vereceği anlamına da aslında yorumlayabiliriz. Zira iki gün önce Irak tarafında Amerika'nın askeri anlamda YPG terör örgütüne malzeme taşıdığı ile ilgili birçok tır görüntüleri gündeme gelmişti ve gösterilmişti. Bu da şunu gösteriyor, Biden yönetimi, ki bunu hep yayınlarda da söylemiştik, maddi manevi olarak bu terör örgütüne desteklemeye devam edeceğinin de bir göstergesi olarak yorumlamakta fayda var. Peki Mesut Hocam, bu konuda sizin ekleyeceklerinizi alalım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi de ortadaydı. Bugün bu eğerli taziye mesajına teröristlerin bal gibi yanında duruyor Amerika Birleşik Devletleri diyor. Hatırlayacaksınız, Akıl Çemberi programımızda Cuma akşamı sizinle de değerlendirdik. Yani Kuzey Irak'ta Türkiye PKK'yı baskı altına aldı, terör örgütüne soluk alanı bırakmayacak biçimde üstüne gidiyor. Ama öte yandan Suriye'de YPG PKK'ya verilen bu destekle orada bir eğitim alanı oluşturulmuş durumda. Silah bakımından her türlü desteği sağlıyor Amerika Birleşik Devletleri. Yani bunu düşünecek olursak şimdi...